Herhangi bir vektörü bileşenine ayırdığım zaman sonsuz bileşeni vardır. Bileşen o parçayı oluşturanlar anlamında, yani o bütünü oluşturan küçük parçalar. Bileşke ise o parçalardan elde ettiğimiz bütün parçaydı. Bunun sonsuz bileşeni vardır ama ben dik bileşenlerine bakacağım. Dik kartezyen koordinat sisteminde x ve y birbirine diktir burada. Bu a vektörünün x eksenindeki bileşeni ve y eksenindeki bileşenini bulmak istiyorum. Bunun için şunu yapıyorum. X eksenine bir tane paralel çiziyorum ve bu çizdiğim paraleli a vektörünün bittiği noktada bırakıyorum. Bittiği noktada bıraktığım anda diğer ekseni burada kesecektir. Aynı şekilde y eksenine paralel bir çizgi çiziyorum ve bunu a vektörünün bittiği yerde bırakıyorum. Bıraktığım anda diğer ekseni burada kesecektir. Eksenleri kestiği nokta bileşenlerin bitiş noktasını temsil edecek. Yani x bileşeni bu yönde olacaktır, y bileşeni de bu yönde olacaktır. Burası a vektörünün x bileşenini verecek. Burası da A vektörünün Y bileşenini verecektir. Buraya dikkat ederseniz burada bir üçgen var. Gördünüz mü? Şöyle bir üçgenimiz var burada. Dik üçgendir. Bu üçgende Pisagor'u kullanarak sinüs kosinüs değerlerine bakalım. Bu üçgende sinüs teta yerine karşı bölü hipotenüs yazacağız. Karşıda şuradaki değeri biliyoruz aslında çünkü AY vektörünün büyüklüğüdür. Yani sinüs teta A vektörünün Y bileşeninin büyüklüğü bölü hipotenüs yani A vektörünün büyüklüğüdür. Burada AY'yi çekersek AY yerine AY'nin büyüklüğü yerine A vektörünün büyüklüğü çarpı sinüs teta yazacağız. Kosinüs teta'ya bakarsak kosinüs teta komşu bölü hipotenüs idi. Komşuda AX vektörü var. AX vektörünün büyüklüğü bölü A vektörüdür ve burada AX'i çekersek AX eşittir A çarpı kosinüs teta olacaktır. Bunu şöyle de bakabilirsiniz. Teta açısı A vektörü ile komşusu arasındaki açıdır. Yani komşu A vektörünün öbürü komşu değil mi? Hayır, orası da komşu ama açı tarafındaki komşusuna bakıyoruz. Açı tarafındaki komşusu AX vektörüdür. O halde şöyle diyebilirsiniz. AX vektörü A vektörünün komşu, kosinüs, komşu tarafındaki kenarıdır. O yüzden AX vektörüne A çarpı komşu alfa, komşu teta ya da kosinüs teta diyebilirsiniz. Diğerinde de komşuluk burada kalmadı. Burası da sinüs teta olur. Yani şurası alfa olsaydı eğer, şuraya alfa deseydik, A vektörünün alfa tarafındaki komşusu AY olduğu için bu durumda AY yerine şunu yazacaktık. A çarpı komşu alfa yazacaktık. Komşuyu burada kullanmışsak diğerine ise sinüs kalacaktır. A çarpı sinüs alfa olacaktır. Şimdi buraya bakarsak eğer bu değer, yukarıdaki değer, aşağıdaki değer eşitse sinüs teta kosinüs alfaya eşittir. O halde birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşit olacaktır. Yani sinüs 30 kosinüs 60'a eşit olacak. Sinüs 60 kosinüs 30'a eşit olacak. Sinüs 37 kosinüs 53'e eşit olacak. Sinüs 45 kosinüs 45'e eşit olacaktır. Evet, eğer koordinat sistemimiz birbirine dik değilse, yani eksenlerimiz dik değil ise A vektörünün bileşenini nasıl alacağız, bileşenlerini? Yine deminki yaptığımız gibi burada K ve L eksenleri var. K eksenine bir tane paralel çiziyorum ve A vektörünün bittiği noktada bıraktığım zaman diğer ekseni kestiği nokta burası. L eksenine paralel çiziyorum ve A vektörünün bittiği noktada bıraktığım zaman diğer ekseni burada kesiyor. Ve bileşenlerimiz eksenleri kesen noktalarda olacaktır. Yani şurası A vektörünün K bileşeni, burası ise A vektörünün L bileşeni olacaktır. Hatta burada şöyle bir şey yaparsak, M ve N eksenleri olsun ve burada bir vektörümüz var. Bu vektörün M ve N noktasındaki bileşenlerini çizersek şöyle olacaktır. Bunlar buradaki vektörün M ve N eksenlerindeki bileşenidir. Bu vektörümüze K vektörü der isek, K vektörünün Manisa eksenindeki bileşeni KM ve ni d eksenindeki bileşeni kn olacaktır. Bunların büyüklüklerini kıyaslarsak, şuraya dikkat ederseniz burada bir üçgen vardır. Şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgende şurası 30 derece idi. Şurası iç ters açılar olduğu için burası 80 derece olacaktır. 80, 30, 110 buraya kaldı 70. Üçgende büyük açının karşısındaki kenar en büyük idi. Burada en büyük kenar 80 olduğu için karşısındaki kenar K vektörünün M bileşeni büyüktür. K vektöründen o da büyüktür. K vektörünün N bileşeninden yani şurası KN olacaktı. Yani burada dikkat ederseniz vektörümüzün kendisi bileşenlerinden daha küçük olabilir. Dikte bu geçerli değil ama dik olmayan koordinat sisteminde bu geçerlidir. Sol tarafta şöyle bir soru sormak istiyorum size. A vektörü dik kartezyen koordinat sisteminde x ekseniyle 60 derecelik açı yapmışsa
B vektörü de A vektörü çarpı kosinüs 60 ise B vektörünü gösterin lütfen. Çoğunuzun ilk aklına gelen şey şudur. Bileşenlerini ayırırım bunu. Evet, ayıralım. A vektörünün x bileşeni şudur. Evet, güzel. A vektörünün x bileşeni bu. A vektörünün y bileşeni ise budur. Evet, burada da haklısınız. A vektörünün y bileşeni burasıdır. A vektörünün x bileşeninin büyüklüğü, yani ax vektörünün büyüklüğü, a vektörünün büyüklüğü çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 size 1 bölü 2 olarak verilecektir. 1 bölü 2 yazarsanız o halde ax vektörü aslında b vektörüdür diyeceksiniz. Fakat eğer böyle derseniz yanılırsınız. Çünkü ben burada ne sormuşum? Dikkat edin. B vektörü A vektörü çarpı kosinüs 60. Yani B vektörü A vektörünün 1 bölü 2 ile çarpılmış halidir. B vektörü A vektörüyle aynı yöndedir. Ben burada size A vektörünün x bileşenini sormadım ki. B vektörü A vektörü yönünde fakat 1 bölü 2 ile çarpılmış hali dedim. A vektörünün yarısı kadardır B vektörü. Yani şurası B vektörü olacaktır ve yarı boyda olacaktır. Lütfen dikkat edelim. Devam ediyorum. Bir düzlemde 3 tane vektörümüz olsun. Bunlar F1, F2 ve F3 vektörleri. Ve bu vektörlerin değerleri 4, 7 ve 10 Newton olsun. Bu vektörleri bu düzlemde öyle bir yerleştireceksiniz ki minimum ve maksimum değerleri ne olacak? Onlara bakalım. Şimdi maksimum değerine bakalım öncelikle. 4 Newton'u sol tarafa uygulayalım. 7 Newton'u da hemen arkasına ucucu ekleyerek yine sol tarafa uygulayalım. 10 Newton'u da sol tarafa uygularsak eğer, başlangıç noktamız şurasıydı. Bitiş noktası ise burası. O zaman bileşke vektörümüz başlangıçtan bitişe çizdiğimiz şu vektör olacaktır. Burası 4 Newton idi. 7 Newton ve 10 Newton olduğu için bileşke vektörüm 7, 4, 10'dan 21 Newton olacaktır. Burada sıkıntı yok. Yani bu değer R maksimum değeridir. Peki minimum değeri nasıl bulacağız? Bir tarafta 10 var, bir tarafta 4 ve 7 var. İkisi küçük, bu büyük. O zaman 4 ile 7'yi bir tarafa, 10'u bir tarafa alırsak ne olur bakalım. Mesela 4'ü sola, 7'yi de sola alırsak 4, 7 daha 11. 10'u da sağa doğru alırsak şöyle. Burası 4 Newton idi, burası 7 Newton ve büyük olan da sağ tarafa 10 Newton alırsak sola 11, sağa 10. Toplamda sola 1 oldu. O zaman bizim minimum değerimiz 1'dir diyeceğiz. Acaba böyle mi diyeceğiz? Bize şu kısıtlamayı vermemiş. Aynı doğrultuda olacak demiyor. Bir düzlemde diyor. Soruyu sorarken öyle sormuştum. Bir düzlemde bunların minimum değeri ne olur? Eğer düzlemde yerleştireceksem ben şu iki vektörü birleştiren noktayı yukarı doğru çekersem biraz. Yani şöyleyken yukarı doğru çektiğim zaman bükülecektir ve bu 4, 7 ve 10 bir üçgen oluşturacaktır. Dikkat edin, şu 4 Newton'luk vektörümüz, bu 7 Newton'luk vektörümüz, sağ tarafı olan şu vektörde 10 Newton'luk vektörümüz olacak. 4 Newton, 7 Newton ve 10 Newton. Bunlar bir üçgen oluşturdu. Dikkat edin, başladığım nokta burasıysa ve vektörleri takip ettiğim zaman, uçucu eklediğim zaman bitiş noktası da burası olacaktır ve minimum değer 0 olacaktır. Yani üçgen oluşturuyor mu bunlar? Ona bakacağız. Bir düzlemde istediğim gibi yerleştirebiliyordum. Veya şunu da yapabiliriz. 3 ile 4'ün toplamı nedir? Önce buna bakalım. 3 ile 4'ün toplamı 7'dir. Bunlar skalerdir ve skaler toplam bu şekilde olur. Peki bir vektörün değeri 3, diğer vektörün değeri ise 4 ise toplamı ne olabilir? Eğer aynı yönde ise bu iki vektör, 3 birimlik vektörle 4 birimlik vektörü aynı yönde uygularsam bunların toplamı 7 birim olacaktır. Bunda sıkıntı yok. Peki bu vektörler zıt yönde ise 3 birim, diğerisi de 4 birim ise bunların toplamı bu örneğimiz için sol tarafa 1'dir. Yani 1 değerini alabilir. Peki bunları aynı doğrultuda tutmak zorunda mıyım? Bunları ben 3'e 4 dik yaparsam 3 birimlik ve 4 birimlik vektörlerin toplamı şu yönde, yani şöyle 5 olacaktır. O halde dikkat edin, 3 ile 4'ün toplamı vektörel olarak toplamı 1, yani en küçük değer 7, en büyük değer ve bunların arasında sonsuz değer alabilir. Yani 3 ile 4'ün toplamı vektör olarak baktığımız zaman 1 ile 7 arasında sonsuz değer alacaktır. Gelelim buraya. Şimdi 4 Newton ile 7 Newton'luk vektörün toplamı en küçük değeri 3 ve en büyük değeri 11 arasında sonsuz değer alabilecektir. Peki bu sonsuz değer arasında 10 Newton'luk değer var mı? Evet, burada 10 Newton'luk değer var. Bu 10 Newton'luk değer
diğer vektörü yok edebilir, zıt yönde olabilir, yok edebilir. O yüzden sıfır değerini alabilir minimum olarak. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi şu soruya bakarsak. Yine 3 tane vektörümüz var. 5, 8 ve 15 Newton değerinde. Bunların maksimum değeri nedir diye sorduğumuz zaman. Maksimum değeri aynı yönde alıyoruz. 5 Newton sola, 8 Newton sola ve 15 Newton sola aldığımız zaman başlangıç noktamız burası, bitiş noktası burası ve bileşke vektörüm başlangıçtan bitişe çizilen vektördür, şu vektördür ve değeri ise burada 5 Newton vardı, burada 8 Newton ve 15 Newton'dan toplamda 28 Newton'luk bir değer olacaktır. Burası R maksimum değeri olacaktır. Minimum değeri ise üçgen oluşturdu, 0 demeyin çünkü 5 de 8 15'i karşılamıyor, üçgen oluşmaz. 5 de 8 küçük, 15 büyük. Büyük bir tarafa, küçük bir tarafa olarak düşünürseniz. 5 de 8'ini alabileceği değerler farkı 3 ve toplamı 13 arasında sonsuz değer alabilir. Bu 3 ile 13 arasında 15 var mı? Yok. 15 yoksa o zaman bunu sıfırlayamayacak. Sıfırlayamıyorsa 15'i bir tarafa, 8 ile 5'i bir tarafa alırsak. 8 ile 5'i bir tarafa aldık, toplam 13 oldu. 15'i sağ tarafa aldım ve bu ikisinin toplamı ise sağ tarafa 2 olacaktır. Yani minimum değer 0 değil burada. Burada da 2 Newton olacaktır.